Yaşayan değerlerimizden biriyle başlayacağız. Hemen önce kendisini tanıyalım ve arkasından onu sahneye alalım. Ve kendisinden artık bizlerle neyi paylaşacak bilemiyorum ama mutlaka duygularını paylaşacak. Biz de onun kim olduğuna şöyle bir bakalım. Türk tiyatro sanatçısı, sinema oyuncusu, şarkıcı. Müzik ve tiyatro sanatlarını iç içe yaşayan bir sanatçımız. Yunus Emre'nin şiirlerini Almanca, Fransızca, İngilizce, şiirli şarkılı okuyarak Yunus Emre'yi dünyaya tanıttı. Onu halka mal eden ise mizahi bir dili olan Koca Öküz isimli şarkısı oldu. Tiyatroda Hamlet rolünü oynayan dünyadaki sayılı kadın oyuncular arasında yer alır. Tiyatro alanında eğitmenlik yapmaya, ayrıca sinema filmleri ve dizelerde rol almaya devam etmekte. 1972'de devlet sanatçısı unvanı ile onurlandı. Fizikçiler oyunundaki rolüyle İlhan İskender ödülü, Ah Güzel İstanbul filmiyle San Remo Film Şenliği, Gümüş Ağaç ödülü, Bulgaristan Altın Orfe Şarkı Yarışması ikincilik ödülü, UNICEF sanatçılığı, Olimpiya birinciliği, Polonya Sot Festivali Pop Müzik Yarışması birincilik ödülü, şarkı ve yorumda Sopot Dünya birinciliği, Türkiye Yazarlar Birliği En İyi Oyuncu ödülü gibi birçok ödül sahibi olan sanatçımız, sayısız sinema, filmi, tiyatro ve albümlerde gönüllerimize taht kurdu. O tam anlamıyla bir sanatçı. O ülkemizin vazgeçilmezlerinden birisi. O gerçekten yaşayan bir değer. Alkışlarınızla, alkışlarınızla. Yaratıcı Drama'yı birlikte kurmuştuk Hacettepe'de, Ankara'da.
Bunu da haberini vereyim. Belki gelmek isteyenler vardır. 10'da başlıyor konuşmalarımızla. Akşamüstü de gençler için atölyeler var. Yaratıcı dramaya katılabilirler. Üçüncüsü, pazartesi günü 11'de bir happening gibi, yani sokak oyunu gibi yine kadınlarımızı özlemle, Halide Edip'in güzel sözlerimizle, ecdadımızı da ele alarak suların karanlık günlerini Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi yıkayacağını ve güneşlere açılacak gözleri görmemiz gerekliliğini söyleyen insan bilimi, insan haklarına bir sokak oyunumuz var. İşte bu kadar yetiştim artık. Darısı başınıza. Şimdi o Koca Öpüz şarkısı bizim Orta Anadolu şarkısı. Herkes çok eğlenceli alıyor. Bu nedense bu şarkı benden fazla tuttu. Çünkü Frankfurt'ta bir kadın mağazada küçük 4 yaşında çocuğuna diyor ki bak diyor Ayla Algan diyor dedim, bu beni nereden tanısın? Dedi, hoşsun yani dedi. Yok tanıyor dedi siz dedi. Nasıl tanıyor peki dedi. Tanıyor Ayla Hanım dedi. Sonra Koca Öküz dedi. Ha ahzo dedi çocuk. Bu şarkının biyografisini derse ben de bir benden çok tanıyor desem bu şarkı. Orta Anadolu türküsünün orta yaş kadınlarının problemi olan bir türkü. Kendim derledim. Zaten bütün kadın olaylarında parmağımız var ama istemeyerek oluyor işte öyle gezinirken. Ve bir kocamış bir kadın, köylü, kuma alma sebeplerini bayağı biliyor ki sosyal bir içerik taşıyor ve bir kumaya ihtiyacı var. Çünkü öküzü ölecek. Biliyorsunuz Ruhi Sun'un da söylediği çok güzel parçalar var. Kurtuluş Savaşı'nda yaptığımız kadınlarımız, bizim kadınlarımız Kurtuluş Savaşı'nda büyük iş yaptı. Fatmalarımız, Ayşelerimiz, onların taşıdığı toplarla öküzümüzden sonra gelen kadınlar, bizim kadınlarımız diyor. Biz de onları anlar, her gün anıyoruz tabii de. 8 Mart'ta galyana geliyoruz artık. Diyor ki, uy koca küz uy, niler akın bana koca küz, niler diyor. Koca öküze konuşuyor. Bu Montreux'de de sokaklarda yaptığımız canlı yayın festivallerinde ben böyle konuştukça yere herhalde diyorum. Çünkü Türkçe de anlamıyorlar ki hani koca öküz diyor diyor, ne diyor bu kadın diye. Kafelerden çıkıp seyrediyorlardı ne yapıyorum diye. Çok tutar, ritmi güzel olan bir parça. Koca küzün dizindedir dermanı, dermanı. Ölmede koca küz bir yılda kaldı armağanı alma. Aman aşırdın mı beni, yoldan şaşırdın mı beni. Derde düşürdün mü beni. Ha koca küz, ha bizim çoruğu. Ha koca küz, ha o kaşık düşmanı. Ha koca küz, ha ben koca karı. Lan öküz kadar öpümüz yok şu dünyada be. Canın çıksın lan mi koca küz? Ölecek zamanı bildi. Bildin de benim gibi koca karıyı koca küz yaptı. Canın çıksın lan mi? Diyor. Toplamazsın aşkı gülvetim olsa, ah olsa. Bari bizim herif öküzün yanına bir tazı alsa. Aman 15 yaşında da hem de aklı başında da bir de koca öküzün gücünü de. Ne diyor lan ne diyor? Hiç herif 15 yaşındaki tazıya olur da okşaşmadan işe sallar mı hiç? Aklın başına devşir, devşir değil. En iyisi benim kızım biriyi saklar. Alırım 4-5 bin başlık, 3-5 bileziği de üstüne kodumu. Al sana benim gibi bir koca küz daha. Emme,
Bütün getirdim 15 yaşına, yaşına. Yemeli patladı sırma saçıma. Satayım gayrı üstüne, katayım gayrı bir öküz. Alayım gayrı koca annemi, yatayım gayrı değil. Onu da şeyden buldum. Ağaç çeken bir çay büken bir kadın vardı. Ben öyle kasetimle gider, masal toplarım. Siz de yapın öyle tatillerde. Ninnileri toparlayın, masalları toparlayın. Yaşlı kadınların fotoğraflarını çekin. Bu Batı bunu çok yapıyor da biz yüzümüzün önünde kaçırıyoruz onları. Ve kadın söyleniyordu, yani bizim yaptığımız türkü daha bestekizlik, oynak, yani renkli, tam Karadeniz ritimleri içinde, ama onunki ağıttı. Başımdaki yazmanın verir bu para suni, denizdeki takanın penaldum yarı suni diye kocasına söyleniyordu. Biz bunu esrengine verdik o da. 5-8'lik başımdaki yazmanın pendirdüm para suni denizdeki tatlanın ben aldım yeri suni ben aldım yeri suni tapançasız tüfeksiz hakimi alaca o hamsi paru gibi yolup oyna tocao hamsi paru gibi hopop oyna tocao tükettim gençliğimi yaslı bırakıp kaçtın sen beni saçı uzun akli kisami sandın akli kisami sandın diye öyle giden bir parça. Bugün de hep birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Bilhassa omuz omuza erkekimizi, kadınlarımızı, babalarımızı, kardeşlerimizi, abilerimizi bizim aramızda gördüğüm için çok mutluyum. Size iyi geceler diliyorum. Sesli sorunlar. Biz Ayla Alman'a çok teşekkür ediyoruz. Efendim, biz yaşayan değerleri seçerken gerçekten çok zorlanıyoruz. Çünkü yaşamanın yanında sanatıyla, özel yaşamıyla, her şeyiyle birlikte halka örnek olması gereken kişiler. Çok zorlandık. Evet, Ayla Algan gerçekten yaşayan bir değerimiz. Hem ülkemiz için, biz öyle düşünüyoruz ama dünya için aslında. Kendisine plaketini vermek üzere, yaşayan değer plaketini vermek üzere Yunus Emre Kültür Merkezi Tiyatro Müdürü Nilgün Güloğlu'nu sahneye davet ediyorum. Değerlerinize değer verip geldiniz, hoş geldiniz. Bakın belediye başkanımız Sayın Bülent Kerimoğlu aramızda olacaktı ama çok ağır İstanbul dışına çıkmak zorunda olduğundan gelemedi ama size selam ve saygı iletti. Yaşayan değerlerin devamlı yaşamasını istedi. Bu yüzden size selam ve saygı iletti. Ben de bir parçası. Kerimoğlu sen ne mutlu bana. Hoş geldiniz. Yarın. Bizim aynı salonumuzda saat 14'te kadınlarla ilgili bir panelimiz var. Lütfen duyarlılıkta gelsiniz. Çok mutlu olacağız. Pazartesi.